Ey sevgilim, nerelerde dolaşıyorsun böyle? Geliyor seni candan seven aşığın, dur onu dinle. Elemi de, neşeyi de beste yapmış diline. Uzaklaşma şirin yârim, yolculuklar aşıkların buluşmasıyla nihayetlenir. Her tanrı kulu bunu bilir. Aşk nedir? Ahiret demek değildir herhalde. Çınlamalıdır neşesi bu anın, gene bu anın kahkahalarıyla. Çünkü ne olacağı yarının meçhulümüzdür hala. Boş yere vakit geçirmekten artık yoktur bir salah. Öyleyse gel öp beni, genç ve tatlı sevgilim. Ömrü pek azdır gençliğin. Hülya Habbabe ile Gece Sayfaları başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Bir akşamda Gece Sayfalarından selam olsun yüreğinize. Bugün ben Hülya Habbabe demeden geçmeyelim. Sevgili Murat devamlı alay ediyor. Ben Hülya Habbabe. Evet, bir akşamda Hülya Habbabe ile Gece Sayfalarındasınız arkadaşlar. Bugün demeden önce şimdi konuşurken bazen ağzımda böyle bir grimsiz yağlısı bir şey görebilirsiniz. Korkmayın. Diş tellerim haliyle kamerada da biraz kötü durabilir. Ama siz diş tellerine değil, bizlerin anlatacağı önemli isimlere odaklanın. Evet arkadaşlar, ne dedik? Bir akşamda Gece Sayfalarından selam olsun yüreğinize. Bugün batıya gittik. Çok batıya gittik. Öyle ki o kadar bir batıya gittik ki sizlere bir İngiliz yazarını ele almayı istedik. Ki bu Gökhan'ın fikriydi. Gökhan dedi Hülya bütün yazarları ele alacağız. Gel bu haftada bir İngiliz yazarını anlatalım dedi. Hay hay dedik. Ve Ömer korktu çünkü gerçekten Shakespeare güçlü, donanımlı bir yazar, tiyatrocu, sanatçı. Ve onu anlatmak sıkı bir bilgi araştırmasına ihtiyaç duyulur ki Ömer de bunu yapamayacağımızı belki düşündü ve biraz da korktu. Hatta şiirlerini böyle araştırıyor bakıyor ama okuyamayacak gibi hissediyor. Çünkü gerçekten güçlü bir kaleme sahip ve ona oku dememe rağmen o kadar biliyorsan Shakespeare'in bir şiirini oku dedi. Okurum dedim ve gelin sevgili Shakespeare, William Shakespeare'i anlatmadan benim dilimden, benim kelamımdan bir Shakespeare'in şiirini ele alalım diyorum. Ne diyor Shakespeare? İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor. Sevilmekten korkuyor. Kendisini sevilmeye layık görmediği için. Düşünmekten korkuyor. Sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için. Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için. Yaşamaktan korkuyor, gençliğinin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için. Ve ölmekten korkuyor. Aslında yaşamayı bilmediği için. Bence bir insanın koca ömrüne sığdırabileceğiniz bu kadar ufak bir şiir, mesajlarla, doğruluk paylarıyla, gerçeklik yanlarıyla dolu bir şiir. Böyle demiş sevgili Shakespeare. Ne diyordu baştan? İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için sevmekten korkuyor. Korkmamalıyız. Hiçbir şeyden korkmamalıyız. Bizlere giriş şiiri okuyan Ömer'e atıfta bulunarak ben de bu şiirini okumak istedim Shakespeare'in. Evet arkadaşlar, o zaman programımıza başlayalım. William Shakespeare kimdir? Önce benden sonra sevgili Gökhan'dan dinleyeceksiniz. Shakespeare Nisan, doğum tarihi tam net bilinmiyor ama 26 Nisan olarak biliniyor.
26 Nisan 1564 yılında doğan İngiliz bir yazardır. Oyun yazarıdır, şairdir, aktördür. Aslında onun hayatını biraz okuduğum zaman gerçekten etkilendim. Ki onun o pastanın en görkemli kısmını Gökhan'ın anlatmasını istiyorum. O yüzden çok kısa keseceğim. Ama biraz hayatını okudum. Hayatında şu kelime çok hoşuma gitmişti. Çok zengin bir aileye mensup. Yani babası durum olarak iyi bir mevkide olan bir adam, iş adamı, ticaretle uğraşan biri. Ve düşünün, yani günümüzde bir insanın babası zengin olduğu zaman okur mu? Okumaz. Dükkan açar, market açar, şirket açar, bir yerlere gelir. Ama Shakespeare, William Shakespeare resmen tabularını kırmış ve babasının bu kadar iyi durumunu kendi lehine, kendini eğitmekten yana, kendini ilerletmekten yana kullanmış ve bu benim çok dikkatimi çekti ve çok hoşuma gitti. Kaç ki insan var kıymetli bir şekilde hayatını, geleceğini eğitime adasın ve imkanlarını bu yönde kullansın. Gerçekten William Shakespeare, ben bir kez daha hayran oldum. Kendisi çok büyük. Hani bir sözü var ya, to be or not to be. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. O var oldu. O bu dünyaya geldi. Ama bu varlığını sonuna kadar iyi kullandı ve düşünün, yıl 1564. O günden bugüne kalemiyle, yazılarıyla, senaryo ve tiyatro rollarıyla ne kadar güçlü olduğunu bizlere kanıtlamıştır ki kanıtladığını da zaten görüyoruz. Arkadaşlar, bizlere William Shakespeare'den ikinci şiirimizi sevgili Çiğdem Saçan okusun. Ondan sonra biz, madem ki Çiğdem de İngiliz kraliyetinin topraklarında şu an, Çiğdem'den gidip bir Gökhan'a uğrayalım. Bizlere bu hafta William Shakespeare'i ele al diyen Gökhan, bakalım bizlere William Shakespeare hakkında ne anlatacak? Önce bir Gökhan'a gidelim, sonra bana gelelim ve program akışı devam etsin. Görüşmek üzere. İnsanın yedi dönemi. Bir tiyatro sahnesidir şu koskoca yeryüzü. Turnelerde kadın erkek, herkes birer oyuncu. Her oyunun yeterlidir giriş çıkış kapısı. Yaşadıkça türlü türlü rolleri var insanın. Yaşamında yedi dönem. İlk dönem bir bebektir. Emer kusar cıyaklar annesinin kucağında. Sonra büyür çocuk olur çantı sırtında. Mutsuz ve saf bir yüzle her gün sallana sallana isteksiz gider okuluna. Derken aşık olur. Kalbi sızlar, mektup yazar, türkü yakar sevgilisinin gözlerine. Sonra askerlik başlar. Sakalları koy verir, garip yeminler eder. Onur için kıskançtır, savaşır kahramanca. Oysa bütün aradığı bir tutam şan şöhrettir. Göz açıp kapar yıllar, bir bakar yargıç olmuş. Hediye tavuklarla, ikramlarla şişkin karnı. Sert bakışlar, buyruklar, korkutucu sakallar. Ne kararlar savurur ve ne yavan nükteler. Ustaca oynar rolünü. Altıncı dönem başlar. Ayağında terli ile cılız palyaçoya döner. İri burnunda gözlüğü, koltuğunda kesesi, zor durulabilir incecik bacaklar üstünde. Eski kalın tok sesi döner çocuk sesine. Cırlak bir ses gibi yedinci ve son dönemli. Kapanır perde, sona erer bir ömürcük hikaye. İkinci çocukluktur oyunun sonu, unutkan, dişsiz, gözsüz, kulaksız, duyarsız yavan. Nisan 1564 doğumlu William Shakespeare, İngilizce dilinin en büyük yazarı ve aynı zamanda dünyanın en iyi sahne oyun yazarı olarak bilinir.
Ortaklaşa yazdığı eserleri de dahil edersek 38 tiyatro oyunu, 154 sone, 2 uzun öykü şiir ve birkaç serbest şiirin sahibi olduğu kabul edilir. Shakespeare, Stratford-upon-Avon'da doğdu ve büyüdü. Babası, belediye meclisi üyesi ve başarılı bir deri tüccarı olan John Shakespeare, annesi ise varlıklı, toprak sahibi bir çiftçinin kızı olan Mary Arden'dır. Gerçek doğum günü bilinmediği için vaftiz günü doğum günü olarak kabul edilmiştir. 8 çocuğun üçüncüsüydü ve hayatta kalan en büyük çocuktu. İngiltere'nin o günkü şartlarına göre evine yakın olan ücretsiz bir okulda Latince ağırlıklı bir eğitim görerek dile hakim olmaya başladı. 18 yaşına geldiğinde Anne Hathaway ile evlendi ve 3 çocuğu oldu. Londra'da bir aktör, yazar ve Lord Chamberlain's Man adında bir tiyatro şirketinin sahibi olarak müthiş bir kariyere başladı. Bilinen eserlerinin çoğunu 1589 ile 1613 yılları arasında üretti. Yazdığı ilk oyunlar komedi ya da tarih üzerine eserlerdi. Titus Andronicus, Hırçın Kız, Yanlışlıklar Komedisi eserleri bu erken döneme aittir. Daha sonra 1608 yılına kadar tragedyalara yöneldi. Onu dünyanın en etkili yazarlarının başına oturtan Hamlet, Kral Lear ve Macbeth ise bu dönemde ortaya çıktılar. Londra'da oyunları rağbet görmeye başladığında dikkatleri üzerine çekmiş ve Kraliyet Sarayı ile yakın ilişkiler içinde olmasını sağlamıştır. Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra yeni kral 1. James tarafından bir kraliyet patenti ile bile ödüllendirilmiştir. Şirketinin Globe adlı meşhur tiyatroyu kurması ve akabinde yaptığı gayrimenkul yatırımları hayatının önemli bir kısmını varlıklı olarak geçirdiğini göstermektedir. Yine de ölümünden 3 yıl kadar önce Stratford'da emekli hayatı yaşadığının görüldüğü söylenir. İkiz çocuklarının erkek olanı Hamlet'in 11 yaşında bilinmeyen bir sebeple ölmüş olmasından dolayı geride bıraktığı ailesi, karısı ve iki kızı Susanna ve Judith idi. Servetinin büyük kısmını büyük kızı Susanna'ya bırakarak 1616 yılının 23 Nisan'ında vefat etti. Göze batmayan sıradan bir hayatı varmış gibi görünmesine rağmen çalkantılı dönemlerden geçmiştir. Hakkında birçok iddia ortaya atılmış ve birçok hukuki sorun yaşamış olduğu söylenir. William Shakespeare'in İngiliz diline doğrudan büyük katkısı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Hatta edebiyat alanında İngilizceye kazandırılmış olan çoğu kelimenin babasının o olduğunu biliyoruz. Ardında bıraktığı oyunları halen dünyanın en prestijli tiyatro salonlarında sanatçıların onur duyarak yer aldığı gösterilerdir. İlham verdiği ve esin kaynağı olarak bile birçok eserde dolaylı etkisi vardır. Kariyeri boyunca yazdığı sonelerin ne zaman yazıldığının kayıtları yoksa da şairlerin en çok atıfta bulunduğu eserlerdir. Rüya Habbabe ile Rüya Habbabe ile gece sayfalarındasınız. Evet sevgili arkadaşlar, hak verdiniz değil mi? William Shakespeare'in ne kadar başarılı bir aktör, oyuncu, oyun yazarı ve şair olduğunu hepiniz bir Gökhan'ın anlatımıyla da yine ikna oldunuz. Evet arkadaşlar, William Shakespeare'in çok fazla eseri var ama ben bunlardan birkaç tanesini ele almak istedim. Bunlardan birkaçı şöyle sıralanıyor. 12. Gece, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Romeo ve Juliet, Yanlışlıklar Komedyası, Hamlet, Soneler, Fırtınalar ve vesaire diye böyle devam ediyor eserleri. Zaten şiirlerine baktığınız zaman hep birinci sone, ikinci sone ve böyle devam edip gidiyor. 10, 15, 90 diyerek devam ediyor soneleri. Ömer de sizlere bir sone okuyacaktı. Umarım okuyabilmiştir. Beğenmişsinizdir umarım. Evet arkadaşlar, William Shakespeare, İngiliz yazarı olan büyük üstad, To be or not to be'nin o güzel kelimeyi bizlere aşina edip beynimize kazıtan o güzel yazarımız 23 Nisan 1616 yılında hayatına veda ediyor.
Evet arkadaşlar, sevgiyle, saygıyla anıyoruz sevgili William Shakespeare'i. Bizlere güzel eserler bıraktığı için, tiyatro türünün nadir örneklerinden olduğu için, günümüze kadar bu kadar büyük başarılarla geldiği için bizler de ona teşekkür ediyoruz. Şimdilik bugünlük benden bu kadar. Bizlere destek olabilir, bizleri kendi sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. İstediğiniz zaman sayfalarımıza bakabilirsiniz. Gece sayfaları olarak YouTube kanalımıza girerek orada kırmızı büyük yazılarla abone ol tuşuna basarak bizleri destekleyebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde tekrar buluşana kadar kendinize iyi bakın. Şimdi kapanış yerine sevgili Üstad Murat Kayış'tan yine bir William Shakespeare şiirini ele alacağız ve hemen ardından sevgili Arzu Hanım'ın kelamıyla bir Shakespeare'e ait güzel bir şiir dinletisi yaşayacağız. Bu sağ bu hafta yok bizde, bizimle yok. Çünkü yoğunluğu var. Önümüzdeki yazar arkadaşımızı ya da şair arkadaşımızı ele aldığımızda yine bizlerle olacak. Şimdilik kendinize iyi bakın. Çok 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 yakın bir sürede tekrar beraber görüşmek üzere. William Shakespeare ile açtığımız gece sayfamızı yine William Shakespeare ile kapatıyor. Bir dahaki programa kadar kendinize iyi bakmanızı ve bizi özlemesi temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Payladım menekşeyi bir güzel. Dedim ki ona, sen tatlı hırsız, sevgilimin soluğundan çalmadınsa nereden aldın şu güzel kokunu? O pürüzsüz yanağına renk olup yer etmiş o parlak kızılı da onun damarlarından almışsındır mutlaka. Zambağı da payladım ellerinin rengini çalmış diye. Mercan köşkün goncaları da saçlarını almıştı başından. Güllerse korkuyordu üstünde dikenleriyle. Biri çaresizlikten sapsarı, diğeri kıpkırmızı kesilmiş utançtan. Üçüncüsü de çalmış biraz ondan, biraz bundan. Hem de soluğunu eklemiş utanmadan. Lakin çekti cezasını tam serpilecekken, kaçamadı çiçek kurdunun zulmünden. Çok çiçek gördüm daha, bir tanesi bile yoktu senden çalmayan rengini, kokusunu. Kendimi her zaman mutlu hissederim. Neden biliyor musunuz? Çünkü kimseden bir şey ummam. Beklentiler daima yaralar. Hayat kısadır. Öyleyse hayatınızı sevin. Mutlu olun ve gülümsemeye devam edin. Sadece kendiniz için yaşayın ve konuşmadan önce dinleyin. Yazmadan önce düşünün, harcamadan önce kazanın. Dua etmeden önce bağışlayın, incitmeden önce hissedin. Nefret etmeden önce sevin, vazgeçmeden önce çabalayın. Ölmeden önce yaşayın, hayat budur, onu hissedin. Yaşayın ve ondan hoşnut olun. Hülya Habbabe ile gece sayfaları sona erdi.